İyi akşamlar. Alar günlük grafik 18'indeydi aynı. Şöyle bir 20 bulayım da ben de hatırlayayım nerede olduğumu en son. Şurada 10.98 kapanışında bir videosunu yapmıştım. Yani orada yukarı hareket devam ediyordu. Bir miktar 11 altında sıkışmıştı. Bir biliyorsunuz orası boşluğunda başladığı bir alanda. O boşluğun içine girdi. 11.64'e kadar bir fiyatlama aldık. Bakayım şurada boşluk 20 ortalamanın biraz altında galiba değil mi? 10.70 gibi kapanıyordu. Yani çok önemseyen var ben öyle aşırı önemsemem e, sırası gelince bakarım sadece yani çok uzaktayken kesin bir gün bu kapanır arkadaş ben bunu alayım diye öyle bir şeyim yoktur tavrım yoktur bilemem çünkü on kaçmış 11.69'muş on şimdi ona bir bakalım o zaman kapanmış mı eh kapandı sayalım ya yüksekte de 11.66 3 kuruş çok önemi var mı bilmiyorum ama hani 3 kuruşluk bir boşluk e, ille çok önemliyse sürüyor Dolayısıyla ben daha önceki videoda burada mı anlattım bilmiyorum hangi videoda anlattım ama boşlukların başladığı yerler ve bittiği yerler direnç olarak kabul edilir. Yani yakınsa edeceksiniz orayı göreceksiniz. Çünkü piyasada çok boşluğa bakan var. Ya piyasa neye çok bakıyorsa ona bakacaksınız. Göstergelerde de öyle bana göre. Yani bana soruyorlar işte bilmem ne bilmem ne indikatör. Bir sürü indikatör var ben de biliyorum hepsini. Pek çoğunu da inceledim. Hatta e, back testlerinde yapmışımdır e, pek çok zaman. Ya bir şey yok bir önemi yok ya yani piyasa neye bakıyor yani piyasanın bakmadığı şey bakmayı kendiniz de yapabilirsiniz benim de var ee, kendi ayarladığım bazı indikatörler ee, hatta alım-satım stratejisi de var ama her senette aynı sonucu vermiyor mesela bir tanesi bimde çok iyi sonuçlar veriyor Arçeli'ye bakıyorsunuz ağlıyor orada hüngür hüngür hiçbir sonuç neredeyse vermiyor yani böyle şeyler aslında senetlere de özel yapılır yeri gelmişken söyleyeyim yani öyle bir tane e, indikatör türeteyim, al sat sinyali kessin, oh oturayım bütün senetlerde yok öyle bir şey. Hepsinin momentumu ayrı ayrı yani. Aynı karlı veya hatta karlılık bile vermez size. Birinde çok iyi sonuçlar alırsınız, birinde kötü sonuçlar alırsınız. Neyse e, laf karışıyor şimdi de. Yani sonuçta şu, her zaman bakacağınız şeyler piyasanın en çok odaklandığı şeyler olacak. Neye bakıyor piyasa? RSI kullanmayan var mı? Yok. E o zaman bir RSI indikatörünüz bulunsun yani. E bir bakın göstergeye ne diyor. Yani bütün piyasanın neredeyse kullandığı bir göstergedir. Konu da nereye geldi ne anlatıyordum. Özetle 11.69 dediğim gibi direnç olarak piyasa çok yakınına gelince bakın tekrar söylüyorum. Şey şuradayken hesaplamazsınız o boşluk kalkıp da fiyat 8 liradayken. Orada o boşluk kapanırken piyasada ufak ufak satışa geçtiğini görüyoruz İlk destek seviyesi tabi 11-10 civarları, 11-11 de alınabilir yani hala bir destek üstünde varsayabilirsiniz burada önemli olan şu anda 10.70'in kırılmaması 10.70 kırılmazsa bakın 20 ortalama 20 21 22 ortalamaya kadar aşağı salarsa bir senet yani bu gayet rahatlıkla bir düzeltme olarak düşünülür yani düzeltmeler 20 günlere kadar sürer bazı durumlarda Dolayısıyla oraya kadar bir sıkıntı yok ama artık 10.70'ler geride kalmaya başlıyorsa satıcı biraz daha kararlıdır. Bir aylık ortalamayı satıyordur. Ona göre bir strateji uygulanabilir. 10.50 olarak alınabilir mi? <laughs> yani alınabilir. 10.50 de makul bir yer. Kırdığı direnç 10.70 civarlarında. Onu da söyleyeyim. Yani bir burada bir backtest hikayesi çıkar mı derseniz. Yani retest hikayesi daha doğrusu çıkar mı derseniz. Olabilir yani o, o, da göz önüne alınabilir. Ben ihtimalleri söylerim. Hangisinin olup olmayacağını bilemem. Ama dolayısıyla teknik olarak özetle hala 10.70'in e, seviyeler kırılmadığı için benim nazarımda yukarı akımın devam etme ihtimali var. O kısım kırılıyorsa e, oturur bir daha konuşuruz. O zaman gevşeminin gevşemenin biraz daha şu 10 bandına doğru bakın o dirençti. Yani orada bakın 2-3 günde, ta, üç günde takıldı çıkarken 10 e, liraya bakarız. Zaten 10 liradan kırılan bir şey varsa e orada tek haneye düşüyor yani orada piyasanın başka türlü bir hesabı vardır Hacimler bir miktar sönümleniyor düşerken bu olumlu hacimlerin sönümlenmesi bir miktar Neden olumlu diyen olabilir e Yani o bir kar satışı şimdilik o sınırlar içinde olduğunu gösterir Yüksek hacimle satılan bir şey de malı dağıtıyorlardır yani öyle araç mezattır o satış Fiyatına bakmadan satıyorlardır açıkçası Yani teknik olarak böyle kabul edilir en azından Burada bakın düşen bir hacim var düşen fiyatlarla O açıdan olumlu yani e, çok böyle haraç mezat değil de daha kontrollü bir satıcı diyebiliriz mum dizisi e, her gün dip düşürdüğü için iyi değil tabi onu söyleyeyim yani çok hem tepeler hem dipler düşüyor e, şeyleri saymıyorum fitilleri saymıyorum gövde olarak söylüyorum o, o biraz böyle soru işareti gerçi onun çok bir yorumu olmaz yani RSI burada da bakın 28 Ekim'de bir başlıyor. 70'in üstünde 26 Kasım'a kadar bir ay boyunca kalıyor. Çok güçlü bir alanda kaldı. Biraz yorgunlukta o sebepten. Şu anda da 62 kendi ortalamasının altında. Maktiği de 2 gün sat kesmiş bir pozisyonda. Tabi şu an için dediğim gibi 8 ortalama kullanan varsa onlar stop etti zaten çoktan. ama hem Makti'nin sat kesmesi hem mesela tekrar söylüyorum yani yakın destek kırılırsa o pek hoş bir görünüm olmuyor teknik açıdan. Yukarı hareket bundan sonra 11.70'in üstünü ararız. Yani 11.70'in üstünü kırdığın zaman 12.16 var arkada. Ee, satış 16 demeyelim 12.20 diyelim oraya. 12.20 var daha önce satışların geldiği bir alan. Ve zirvede de biliyorsunuz 12.84 herhalde. Ya yani da 12.85, 13 olarak da alabilirsiniz. Yani 15 kuruşun önemi yok. Zirvede de buranın kırılıp kırılmadığına bakarız. Önümüzdeki günlerde eğer oraya doğru bir hareket olursa bunların dışında da özel böyle konuşulacak bir şey herhalde yok. Yani benim gözümden kaçan bir şey zannediyorum yoktur. Yani genel manada da söyleyeyim, Major anlamda konuşayım. Daha orta uzun vadeci bu fiyatlar beni ilgilendirmiyor diyen varsa. Yani 989'da bunun 200 gün ortalaması var. 50 gün ortalaması 954. Her durumda 10 liranın üstünde kalması demek yarın bir gün olası bir golden cross durumuna işaret eder. E golden crossları ben önemserim yani kendi adıma söyleyeyim. Yani anında hemen bir sıçramaya neden olmasa abi piyasanın çok baktığı bir kesişimdir Golden Cross. dolayısıyla yani en kötü ihtimalle üstünde kalması uzun vadeciler, orta ve uzun vadeli için tercih edilebilir bir durum olur diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.